Bisiklete yeni başlayanların yeni bisiklet alacakların en çok sorduğu sorulardan biridir. Hangi bisikleti alayım? Özellikleri nasıl olmalı? Dağ bisikleti mi olmalı? Yol bisikleti mi olmalı? Yoksa hibrit bir bisiklet mi tercih etmeliyim? İşte bu videomuzda bu sorunuzun cevabını bulabileceğiniz bir bisiklet incelemesi yapacağız bugün. Ve karşınızda arkadaşlar Fuji Traverse 1.3. Şimdi bisikleti incelemeye geçmeden önce size ben biraz Fuji markası hakkında kısaca bilgi vereyim. Biliyorsunuz arkadaşlar benim Fuji Touring kullanmaya başladığından beri Fuji ile aramda duygusal anlamda bir bağ oluşmaya başladı. Organik bir bağ oluşmaya başladı. Fuji bisiklet nedir? Fuji bisiklet 1899 yılında Japonya'da kuruluyor. 1918 yılında yine bir Japon tarafından satın alınarak üretimine Amerika'da devam ediliyor. Fuji markası ismini Japonya'nın kutsal dağlarından biri sayılan ve aynı zamanda da gücün ve dayanımın simgesi olan Fuji Dağı'ndan alıyor. Fuji bisiklet 117 yıllık tarihiyle dünyanın en eski bisiklet üreticilerinden bir tanesi, en köklü bisiklet markalarından bir tanesi. Fuji bisiklet yetkililerine Fuji markası hakkında soru sorduğunuzda aldığınız yanıt genelde aynı oluyor. Biz 117 yılın yıl sayısıyla değil, edindiğimiz tecrübelerle varız diyorlar. Fuji bisiklet markası olarak en önemli özelliklerinden, en azından benim bildiğim, iyi bildiğim en önemli özelliklerinden bir tanesi kadroları arkadaşlar. İşte bir 117 yıllık tecrübenin verdiği deneyimle Fuji'nin kadroları Fuji mühendisleri tarafından, Fuji tasarımcıları tarafından sürücülerinin hem isteklerine hem de ihtiyaçlarına en iyi cevap verebilecek şekilde tasarlanıyor. Bisikleti incelemeye geçtiğimizde aktarım organı olarak üzerinde Acera'nın üçlü, üç yapraklı bir ayna kolu tercih edilmiş. Bu ayna kolun özelliği üzerinde Octalink bir göbek olması ve 48-36-26 diş oranıyla da tur ve hibrit bisikletlere uygun diş oranlarına sahip olması. Ön aktarıcı olarak Shimano'nun Acera'sı tercih edilmiş. İletim sisteminde arkaya geçtiğimizde Shimano'nun Deore serisi bir aktarıcısı tercih edilirken ruble olarak 11-32 diş oranlarıyla Shimano'nun HG Hyperglide serisi 9'lu bir rublesi tercih edilmiş. Bu bisiklette zincir olarak KMC'nin gördüğünüz gibi Missing Link'li 9'luk bir serisi tercih edilmiş ki bu yine Fuji mühendislerinin ince, ayrıntıcı, detaycı düşüncelerini yansıtıyor. Gidona geldiğimizde vites değiştirici olarak Acera'nın tercih edildiğini görüyoruz. Bisikletimizin frenlerine baktığımızda gördüğünüz gibi rotorlu Shimano M355 serisi hidrolik disk frenler tercih edilmiş. Yol grubuna geçtiğimizde maşa olarak Santur'un gördüğünüz gibi kilitli Neck serisi bir maşa tercih edilirken benim en çok dikkatimi çeken özelliklerden bir tanesi buydu. Görüyorsunuz lastikler Vera'nın EOS serisi, fakat bu lastiklerin özelliği nedir arkadaşlar? Normalde hibrit bisikletlerde 35 tercih edilirken bunda 38 tercih edilmiş. 38 kalın gibi görünse de üzerindeki desenlerden anlaşılıyor ki ben bu bisikleti kendim de test ettim, lastiklerin üstünden de görebiliyorsunuz. Bisiklet hem arazide kullanıma uygun hem de hibrit bir bisiklet olmanın getirdiği özellikle ve üzerindeki özellikle desenleriyle, lastik desenleriyle şehir içi konforlu kullanıma uygun. Öte yandan jantlara geçtiğimizde yine Vera'nın Terra marka jantları tercih edilmiş ki bu çift katlı 32 delikli jantları ben Fuji Touring'den de biliyorum. Onda 36 deliklileri olmasına rağmen bu jantlar ciddi, sağlam, dayanıklı jantlar. Konfor grubuna geçtiğimizde Sele'den bahsedecek olursak farklı oturuş açılara, farklı oturuş pozisyonlarına izin veren hem konfor hem performansa yönelik Oval 300 serisi bir Sele kullanılmış. Hemen ardından Elcik'lere geldiğimizde yine aynı şekilde Oval'in görüyorsunuz avuç içi destekli kilitli elcikleri tercih edilmiş. Dediğim gibi eğer yeni kaliteli bir bisiklet istiyorsanız altını çiziyorum, İlk defa bisiklete başlayacak fakat kaliteli her yerde kullanacağım bir bisiklet istiyorum diyorsanız veya daha önce herhangi bir yerli marka kullanıp artık kaliteli bisiklet almamın vakti geldi diyorsanız
Ama yine aynı şekilde her yerde kullanıp ister turda, ister dağda, ister şehirde kullanacaksanız Fuji Traverse 1.3 tam size göre. Gerek donanım, gerek özellik olarak, gerekse kalite olarak Fuji Traverse 1.3 benim tavsiye edebileceğim bisikletler arasında. Fuji Traverse'lerin bisiklet fiyatlarına değinecek olursak hemen aşağıya linkini atıyorum. Dileyen arkadaşlar oradan fiyatlarını da kendileri görebilir veya internete yazdıklarında zaten fiyat bilgisi karşılarına gelecektir. Bu haftalık benden bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yeni bir konuda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.